Halife Ömer radıyallahu anh evine ganimet malından bir parça misk bırakmıştı. Bir gün eve gelince ailesinin başörtüsünde misk kokusu hissetti ve sordu. Ve şu cevabı aldı. Miski yerine korken kokusu elime bulaştı. Elimi başörtüme sürdüm. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh başörtüyü alıp iyice yıkadı. Kokusu kalmayınca geri verdi. Bunun zararı yok idi. Lakin Ömer radıyallahu anh adet olmasını önlemek istedi. Yani haram kokusuyla helali terk ederek müttekiler sevabından mahrum kalmak istemedi. Ahmet İbni Hanbel'e rahmetullahi aleyh şöyle sordular. Sultan malından buhur yanan camide bir kimse durabilir mi? Buyurdu ki, buhurun kokusu elbiseye sinmemesi için dışarı çıkmalıdır. Harama yakındır. Ruhsat yeri değildir. Tekrar kendisine sordular. Hadis-i şerif yazılı bir kağıt bulan kimse, sahibine sormadan bunun kopyasını alabilir mi? Cevabında, hayır, alamaz buyurdu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh çok sevdiği bir hanımı vardı. Halife olunca hanımını boşadı. Sebebi de herhangi bir işte kendisine iltimas etmesini söyler de onu kıramaz korkusuydu. Dünya niyetiyle bir mübahı terk etmek yine dünyadandır. Böyle işlerle uğraşırsa başka şeylere düşer. Hatta helalden çok yiyen müttekilerin derecesine erişemez. Çünkü helal ile doyunca şehvet harekete geçer. Caiz olmayan şeyler yapabilir. Kadınlara, kızlara bakmak tehlikesi doğabilir. Dünya ehlinin malına, servetine, bağ ve apartmanlarına imrenerek bakmak da dünya hırsını harekete getirir. Onlar gibi olmak ister ve haram toplamaya başlar. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurdu. Yani mübah olan şeylere düşkün olmak kalbi dünyaya çevirir. Bunu da günah işlemeden yapamaz. Hatta Allahü Teala'yı unutmaya başlar. Bütün kötülüklerin başı ise kalbin Allahü Teala'dan gafil olmasıdır. Süfyan-ı Sevri gayet süslü bir evin kapısı önünden geçiyordu. Yanında birisi vardı. O eve baktı. Bunu gören Süfyan-ı Sevri, bakma dedi. Ve eğer siz bu eve bakmasaydınız, onlar bunu yapmak için bu kadar masraf etmezlerdi. Bunun israf günahına siz de ortak oluyorsunuz buyurdu. Ahmet İbni Hanbel'e caminin ve evin duvarlarını sıva etmeyi sordular. Buyurdu ki, yer için olur. Bu da toz toprak kalkmayacak kadar olmalıdır. Ama duvarları sıva yapmayı uygun görmem. Çünkü süse kaçmaktadır. Din büyükleri buyurmuşlardır ki, dar ve ince elbise giyenin dini de dar ve ince olur. Sıddıkların verağı. Bunlar harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınırlar. Bunları meydana getiren sebeplerden birinde haram karışmış olmasından çekinirler. Mesela Bişr-i Hafî sultanların yaptırdığı çeşmelerden su içmezdi. Bazıları hacca giderken sultanların yaptırdığı su kanallarından sulanmış bağların üzümlerini yemezdi. Ahmet İbni Hanbel camide terzilik yapmayı beğenmez, kazancını kerih görürdü. Kendisine mezarlık kümbetlerinde iplik eğirenler için sorulduğunda, mezarlık ahiret içindir, dedi. Bir köle sultandan gelen bir kandil yaktı. Hane sahibi kandili yere vurup kırdı. Birinin yolda nalini kopmuştu. Yanından sultan geçiyordu. Gece onun ışığıyla nalinini bağlamadı. Bir kadın iplik eğiriyordu. O sırada yakınından sultan geçiyordu. O kadın ipliğini sultanın ışığı altında bükmemek için sultan geçip gözden kayboluncaya kadar işlemedi. Zünnun-i Mısri'yi
rahmetullahi aleyh hapsetmişlerdi. Günlerce aç kalmıştı. Müritlerinden olan bir kadın, iplik parasıyla hazırladığı yemekten gönderdi, yemedi. Mürit kadın, helal parayla hazırladığımı biliyorsunuz, niçin yemediniz? Dedi. Cevabında, evet, yemek helal idi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler, buyurdu. Yemeği zindancıların tabağında getirmişlerdi. Bundan sakınmasının sebebi, bir zalim eliyle kendisine vermeleriydi. O elin kuvveti haramdan gelmiş olabilirdi. Sırrı-i Sekati anlattı. Bir gün sahrada bir ot gördüm. Bunu yiyeyim. Eğer helal istiyorsam bundan iyi helal olmaz dedim. Bir ses duydum. Seni buraya getiren kuvvet nereden geldi? Diyordu. Bunu duyunca pişman oldum ve istiğfar eyledim. Sadıkların derecesi budur. Mukarrepler ve muvahhidler verağı. Yahya İbni Muaz'dan anlatırlar. İlaç içmişti. Ailesi, odada biraz dolaş dedi. Ailesine, gezmeye bir sebep göremiyorum. 30 senedir hesap ediyorum. Allah-u Teala'nın rızası için olmayan bir harekette bulunmadım, dedi. Bunlar, din için niyet etmedikçe hareket etmezler. Yemekleri, ibadete lazım olan aklı ve kuvveti bulmaları niyetiyledir. Her sözleri Allah içindir. Başka niyetleri haram bilirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, miraca çıkarken, birinci kat semada gördüğünü şöyle anlattı. Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O cemaat, o nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. Bunlar kimlerdir? Dedim. Cebrail aleyhisselam, bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Helal malları varken haram yiyen kimselerdir, dedi. Arasat meydanına mevkif ve mahşer yeri de denir. Burada bulunanların nasıl davet edileceklerini alimlerimiz başka başka söyledi. Tefsirlerde anlatıldığı gibi sahih hadislerle de şöyle bildirilmiştir. Bundan sonra bir münadi dahi çıkar ki Allahü Teala'nın korkusundan haram işlemeyenler ve ağlayanlar nerededir denir. Onlar da götürülür. Bunların gözyaşları, şehitlerin kanı ve alimlerin mürekkebiyle tartılır. Gözyaşı ağır gelir. Bunların da sağ tarafa gitmesi emrolunur. Onlar için her renkle süslenmiş bir sancak bağlanır. Zira bunlar, muhtelif haram işleyenlerin arasında bulunduğu, Allah rahimdir, affeder diye aldatılmaya çalışıldığı halde haram işlememişlerdi. Çeşitli günahlardan sakınarak Allahü Teala'nın korkusundan ağlamışlardı. Mesela biri Allahü Teala'nın korkusundan, biri dünyaya düşkün olmaktan, diğeri ise pişmanlıktan ağlamıştı. Bunların sancakları Nuh aleyhisselama verilir. Alimler onların önlerine geçmek isterler ve bunların ağlamalarının Allahü Teala için olmasını biz öğrettik derler. Şöyle bir nida gelir. Ya Nuh, olduğun gibi dur. Bu emir üzerine Nuh aleyhisselam durur. O cemaatte onunla birlikte dururlar. Helal haram hakkında ehli sünnet alimlerinin sözleri. İçinde haram olanın namazını Allahü Teala kabul etmez. Abdullah İbni Abbas. İnsana helalden olan fakirlik hali